Avrupa'nın göbeğinde ana topraklarınıza dön çağrısını yapma fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Gelsin. Gel kurumumuza. Önemlidir. Biraz şuna değinmek istiyorum başta. Hepinize teşekkür geldiğiniz için. Şimdi bir kere demiş beni sen anladın, sen de yanlış anladın. Şimdi bizim sorunumuz ne ağaçtır, ne koyundur, ne de başka bir şey. Bizim kendi özümüzle buluşma sorunumuz. Biz bunun için çağırıyoruz. Biz diyoruz ki gelin tıpkı bir ağaç gibi kendi köklerimizin üzerinde yeniden inşa, yeniden yeşerelim. Bu topraklarda yaşamı yeniden inşa eder. Nakul Kürtçe söylüyorum, bu zaten anlamı olmuyorsa. Ah, zaman iman her şey namı. Bizde ne toprak, ne dil, ne de inanç kaldı. Biz, bizim amacımız bunu üçünü bir arada yürütebilmek. Onun için bizim derneklerde farklılığımız var. Bir bazı arkadaşlar ya da bazı kurumlar bizi kendisine rakip görmesinde vazgeçmeli. Çünkü biz değiliz. Biz dernek değiliz. Burada biz herhalde sanırım yaptıklarımızın dışında şunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani Ançina, biz hareket kimdir? Ya da ne yapar? Ahmet Güden bir bireydi ve orada hareket içerisinde yer alan bir arkadaştı. Bir sürü aile biz katıldık. Ve orada köylerimize yavaş yavaş dedik ki köylerimiz mezarlar değil yaşam alanına çevirelim. Burada en önemlisi kardeşlerimdir. Çünkü ben bunlar arkamdadır. Tüm gücüyle. Her anlamda biz yan yana duruyoruz. Biz şunu demiyoruz. Birileri işini gücünü bırakın. Geri dönün demiyoruz. Düzeninizi bozun demiyoruz. Biz sadece şunu söylüyoruz arkadaşlar. Biz nasıl çare bulacağız? Biz nasıl orada bakacağız? Şimdi yarın bir gün her türlü aslında karşı karşıya kaldığımızı hepimiz biliyoruz. Yarın Alman Aleviler olacak. Fransız Aleviler olacak. İngiliz Aleviler olacak. Ama Kürt Aleviler olmayacak. Niye? Çünkü dilimizi kaybediyoruz. Tüm kurumlarımızla da birlikte hareket etmeye biz hazırız. Yeter ki biz yüzümüzü o topraklara dönelim. Örnek olarak söyleyelim. Biz çocuklarımızı bu toprakların koynuna koyduk. Madem ki öyleyse o zaman bu çocuklarımızın hatıralarına sahip çıkmanın yolu yüzünü oraya dönmekten geçer. Eğer biz yüzümüzü dönmezsek o zaman demek ki biz hakikatçi değiliz. Bugün örnek olarak birkaç tane daha değinim. Şuna mesela Alevilik'te işte Sinemil Ocağı oradadır. Atayalip oradadır. Hemitoz'da, Ali Kutu, Arusana mekanlar oradadır. Peki biz neredeyiz? Eğer bizim değerimizse biz değerlerimizi neden geride bırak. Buralara gel. İşte o zaman bizim buna uygun bir plan proje içerisinde olmamız gerekiyor. O bölgede neler yapabilirizin üzerinde durmak gerekiyor. Özellikle de ekonomik altyapıyı oluşturmazsanız hiç kimseyi orada tutamazsınız arkadaşlar. Katliamları boşa çıkarmanın yolu örneğin Maraş biz esas alırsak Maraş katliamını boşa çıkarmanın yolu Maraş'ta yaşamı yeniden inşa etmekten geçer. Protesto yine etmeyle bu olmaz. Hiç kimse kendisini kaldırmaz. Bizim bir arkadaşımız şunu dedi bu takvim devrimciliğidir. Biz tarihten tarihi anlatmayacağız, hatırlamayacağız. Üstünü de istemiyoruz artık. Artık ne çocuklarımız öldürülsün ne de biz onları analım. Biz mümkün olduğu kadar koşulları ve imkanları olan arkadaşlarımızı kendini zorlamadan o doğup büyüdüğü topraklarda yaşamı yeniden inşa etmeye davet ediyoruz. Biz şunu
Şundan eminiz. Başlattığımız gün tarihi bir gündür. Tarihe mal olacak bir adımdır. Bölgede. Çünkü ilk defa 40 yıl sonra doğup büyüdüğü topraklara dönüp bölgeye çağrıda bulunan bir harekettir. Belki bu biz Maraş'ta bunu başarabilirsek işte bizi orada çıkaran sistemi belki kendisiyle yüzleşmeye zorlayabiliriz.